Şu an InDesign programı açık. Hazırlamış olduğum bir doküman açık. Daha önce de defalarca videolarda bahsetmiştim. InDesign'da çözüm katmanı kullanıyoruz. Bir soru hazırlıyorsunuz. Tabii ki bu soruyu da çözüyorsunuz. Kontrol etmek için bir hata olmaması için. İşte InDesign'da bu yaptığınız çözümleri çözüm katmanında saklayabiliyorsunuz. Şu an bakın çözüm katmanı açık. Soru ve çözüm. Çözüm katmanını kapattığımda sadece sorular kalıyor. Tabii bunun ne gibi avantajı var? Hem soruları kontrol ediyorsunuz, hem daha sonra belki çözümlü olarak da internete yükleyebilirsiniz veya kısıtlı olarak basabilirsiniz. Çözüm katmanını kapatıp matbaada dokümanınızı, kitabınızı, belgenizi basabilirsiniz. Çözüm katmanını hazırlarken pek çok programdan faydalanabiliyoruz. Bunlardan da bahsetmiştim. Illustrator'dan bahsetmiştim. InDesign'ın kendi kalem aracıyla da hazırlamıştık. Word'de de hazırlamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bu videoda da PDF Exchange'i çözüm katmanı için kullanacağız. Şimdi zannediyorum ben burada Drawboard'u kullanmışım. Çünkü çözümler şeffaf değil. Yani görüntü kopyalayarak buraya yapıştırmışım. Ama şeffaf olması çok daha iyi oluyor. Bunu PDF Annotator'da yapabiliyorduk. Illustrator'da yapabiliyorduk. Drawboard'da şu an yapamıyoruz. Belki ileriki güncellemelerle beraber InDesign'la uyumlu hale gelebilir. Dolayısıyla Drawboard'da ben çözümleri yaptığım zaman, mesela bunun video dersini hazırlamıştım. Oradan ekran görüntüsüyle buradan çözüm katmanını seçip buraya atmışım. Ama tabii şuradaki elle yazmış olduğum çözümler vektörel olsa, mesela bakın şurada karelerde kayma var. Direkt arka planı şeffaf olsa çok çok daha iyi bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi PDF Exchange'de bu şekilde bir çözüm katmanı elde edeceğiz. Şu 14'ün çözümüne yaklaşalım. Bakın yaklaştığımızda hem kalitede bozulmalar oluyor hem de bakın şu karelerde bir kayma oluyor. Çünkü ben bunu ekran görüntüsüyle buraya almışım. Şimdi bu çözümü PDF Exchange'de yenileyelim. Bunun için önce şu çözüm katmanını kapatıyorum. Yine şu 14. sorunun çözümünü yazacağım. Ctrl-E diye çıktı alıyorum. PDF Exchange editörle dokümanı açtım. Şimdi buraya tekrar çözümü yazalım. Evet, çözümü oluşturduk. Şimdi bu çözümü InDesign'a nasıl atacağız? Demin dediğim gibi ekran görüntüsü alarak zaten atabiliriz. Yani ekran görüntüsü aldığımızda InDesign programı da buraya getireyim. Bunu siliyorum. Çözüm katmanını buradan seçip Ctrl-V ile, tabii çok büyük geliyor. Ufaltalım bunu. Buraya atabiliyoruz. Tabii bunun demin yapılandan bir farkı olmuyor. Avantajı ne? Daha hızlı oluyor. Sonuçta işinizi görüyor. Ama daha kaliteli bir sonuç istiyorsanız arka planı şeffaf olarak atmanız gerekiyor. Peki PDF Exchange ile bunu nasıl yapacağız? PDF Annotator'dan direkt atabiliyorduk. Sadece renk bozulmaları oluyordu. Vektörel olarak atabiliyorduk ama PDF Exchange ile direkt atamıyoruz. Ancak vektörel olarak hiç görüntü kaybı olmadan ve arka planı şeffaf olarak PowerPoint yardımıyla InDesign'a atabiliriz. Önce çözümümüzü seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Dışa aktar. Word'de var ama Word ile kaliteli bir sonuç elde edemiyorsunuz. PowerPoint sunumuna aktar diyorsunuz. Tamam diyorum. Aynı isimde dosya varmış. Başka dosya ismi kaydettim. Bakın işte yaptığımız çözüm burada. Bunu seçiyoruz. Ctrl-C ile veya Ctrl-X ile buradan alıyoruz. InDesign'a dönüyoruz. Çözüm katmanı seçiliyken Ctrl-V ile yapıştırıyoruz ve mükemmel sonuç görmüş olduğunuz gibi hiçbir görüntü kaybı yok. Vektörel şeffaflık korunuyor ve buraya yerleştirdiğinizde sonucun çok daha mükemmel olduğunu görebiliyorsunuz. Ben biraz Drawboard'da son günlerde takıldığım için kopyalı yapıştır yapmışım ama işte kaliteli değil. Aslında bu şekilde vektör olarak alıyordum ve bundan sonra da PDF Exchange'de bu çözüm katmanını oluşturmaya devam edeceğim. Bakın görüntünün ne kadar kaliteli olduğunu, şeffaflığın ve vektör olmanın burada görüyorsunuz. Çözüm katmanı istediğimizde kapatıyoruz, istediğimizde açıyoruz. Önceki hali ise böyleydi. Tekrar göstermek istedim. Bakın şuradaki kareler uyumsuz, görüntü kaybı var. Görmüş olduğunuz gibi. Yani tabi uzaktan çok belli olmasa da şöyle biraz detaya baktığınızda fark var. Şimdiki hali ise böyle, görüntü çok daha kaliteli. Yani PDF Exchange'ten çözümlerimizi PowerPoint yardımıyla InDesign'a direkt aktarabiliyoruz.